Şimdi biraz önce de belirttiğim gibi bizim buraya bu yatırım yapmamızın en büyük sebeplerinden birisi Aydın Adliye Binası'nın Umurlu Serçeköy'e yapılacak olduğunun bundan 2 yıl evvel değişik platformlarda açıklanmış olması. Fakat bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu yatırımı çeşitli sebeplerle Aydın'ın değişik bölgelerine kaydırma girişimleri var. Değerli arkadaşlar, ben bir konuyu çok net olarak söylemek istiyorum. Bu konuşmamdan şu anlam çıkartılmasın. Ben adliye binası Serçeköy'e yapılsın, benim yaptığım yatırım değer kazansın diye bunları söylemiyorum. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bir mimar olarak Aydın'ın yaşanan konutsal alanları içinde bırakın adliye binası yapılmayı, hiçbir resmi binanın yapılmaması lazım. Yapılan her resmi bina Aydın şehrini bir karanlık bir şehir haline getirecek. Getirmiş olduğunuz her yapı bu şehri trafik açısından, güvenlik açısından, yaşam açısından yaşanılmaz bir hale getirecek. Ve yarın biz bunun içinden çıkamayacağız. Bunun net ve açık örnekleri bugün yapılan doğum evinde, yapılan Büyükşehir Belediye binasında, yapılan Aydın ASKİ, yeni kiraların ASKİ binasında açık olarak görünüyor. Otopark sorunu had safhada. İnsanlar arabalarını koyacak yer bulamıyorlar. İnsanlar sokaklarda yürüyemiyor. Aydın gibi merkez nüfusu 70-80 bin olan bir şehrin akşam saat 4.30'dan sonra trafiğinin kilitlenmesi ne demek? Böyle şey olur mu? Siz yarın adliye binasını şehrin merkezine yerleştirdiğiniz zaman buranın trafik yükü ne olacak? Bunlar hiç düşünen yok, bunlar hiç irdeleyen yok. Efendim biz buraya bunu yapacağız. Tamam, buyurun yapın. Yani bizim buradaki çabalığımız, konuşmalarımız sadece bunun buraya yapılması kapsamında değil. Ben genel olarak konuşuyorum. Hayır, buraya yapmayın. Ama götürün, Çin'e yolunu yapın, götürün. Efendime söyleyeyim, İzmir yolunu yapın. Ama şehrin dışında bir yere yapın. Sadece adliye binasını değil, her türlü resmi kurumu şehrin dışına yapın. Hatta yapmış olduklarınızı da alın, dışarıya çıkarın. Bu birinci husus. Bu konuda söylemek istediğim, fırsat bulmuşken. Tabii benim politik ve böyle siyasi bir şeyim olmadığı için her zaman böyle mikrofon yakalayamıyoruz. Yakaladığımızda söyleyelim yani. Şimdi ikinci husus, bu kavşakla ilgili bir problemimiz var. Senelerdir biz bu konuyu Umurlu Belediyesi varken de ifade ettik. Arkadaşlar, şuranın halini görüyorsunuz yani. Benim bir şey, bakın şuraya bakın yani. Bu şehrin ortasından geçen çok yoğun bir trafik var. Biz aylardır, senelerdir diyoruz ki buraya bir kavşak yapın. Şimdi bunu ben söylediğim zaman, ya işte efendim Ahmet Ulucuoğlu kendi binasının önüne bir kavşak yaptırmak istiyor. Hayır efendim, öyle bir şey yok. Bakın burada bir sanayi sitesi var, hiç kimse bu sanayi sitesine giremiyor. Sanayi sitesine gelen bir adam Umurlu'nun içine gitmek için ilerideki Serçeköy'den dönüş yapmak zorunda. Artık büyükşehir sınırları içine gelmiş Aydın'ımızın bu sorunlarının karayollarıyla bir en kısa zamanda çözümlenip bu işlere bir çözüm getirilmesi lazım. Üçüncü olarak üzerine yani şey yapmak istediğim, belirtmek istediğim ve konuşmamın sonunda yer almasını istediğim bir husus daha var. Her şeyden önce her sefer söylüyorum, biz Ege'li kültürüne sahip birisiyim. Bizim kültürümüzde şu çok yaygındır. Biz her zaman yapılan iyilikleri hiç unutmayız ve her sefer ifade ederiz, her sefer bunu beyan ederiz. Ben böyle bir yatırıma beni teşvik ettiği için TKDK kurumuna çok teşekkür ediyorum. Eğer bunlar olmasaydı, bu teşvikler olmasaydı biz böyle bir projeyi kesinlikle düşünemezdik, bu işe girişemezdik. Ama benim sayın sekreterimiz de burada, bizi anlayışla karşılayacaktır. Bu konuda temennilerimiz var, isteklerimiz var. Bunların başında bu tür yatırımlardaki prosedürün azaltılması,
Yani ben anlıyorum tabii, ortada verilecek olan bir para var, bir yatırım karşılığı para var, ama bu zaten yatırımın sonunda paranın ödenmesi şartıyla zaten güvence altına alınmış bir şey. Biz bunda bir şey istemiyoruz. Ama yatırımın sürdürülmesi ve yatırım sırasında prosedürün biraz daha azaltılmasını ben temenni ediyorum. Bu turizm yatırımlarındaki en büyük handikaplardan birisi turizm belgesi istenmesi. Şimdi biz bu yatırım bitirdikten sonra Turizm Bakanlığı'ndan bir turizm belgesi almak zorundayız. Bu turizm belgesini alıncaya kadar bizim yatırımımız neticelenmiş olmuyor. Ben bu şartın iskan ruhsatı alınması ve işletme ruhsatının alınması sırasında bitirilmesini istiyorum. Yani zaten tesis bittikten sonra bunun turizm belgesinin alınmasının beklenmesine bence bir anlam yok ya.